Sevgili seyirciler, Genç Fikir programına başlıyoruz. Bu hafta önemli bir konuğum var. Filistinli doktor Ali Hantaş. Bugün kendisini ağırlıyoruz. Ali Bey geçen hafta Filistin'den geldi. Gazze'yi, Batı Şeria'yı, özellikle Batı Şeria'da ailesi. Oradaki drama birebir şahit oldu. Biz de onun bu tanıklığını, o drama olan tanıklığını konuşacağız. Ve Gazze'deki durumu, Filistin'deki durumu, İsrail'in yapmış olduğu zulmü, insani yardımların durumu ve Filistin halkının şu anki mevcut durumu, hastaların durumu, bütün bunları kendisiyle bir canlı tanık olarak konuşacağız. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz önce biz sizi izleyicilerimiz tanısın. Ali Bey kimdir, ne yapar? Kendinizden biraz bahsedin. Herhalde geçen hafta geldiniz Türkiye'ye. Biraz sizi tanıyalım isterseniz, daha sonra Filistin'i konuşalım. Ben 1985 doğumluyum. Tulkerim şehrinde, Batı Şeria'da. 2003'te mezun oldum. 2003'te üniversiteye başladım. 2008'de mezun oldum. Mısır'dan. 2003'te Filistin'den mi? Mısır'da, yani diş hekimliği. Diş hekimliği, evet. Kahire Üniversitesi, oradan mezun oldum. 2003'te başladım, 2008'de mezun oldum. Filistin'de 2 yıl çalıştım, ondan sonra Türkiye'den burs kazanarak buraya geldim. Yani şöyle o zaman hocam, araya gireyim. 2008'de Mısır'dan mezun oldunuz. Mısır'dan mezun oldum. Filistin'e gittiniz. 2008-2010 arasında galiba orada bir orada çalıştınız. Çalıştım. Daha sonra Türkiye'de burs vesilesi buraya geldiniz. Doğru. Yani 2011 civarında mı Türkiye'de? Gibi. Tamam. Doğru. İlk başta Samsun'a gittik. Orada Türkçe öğrendik. Bir yıl sonra Ankara Üniversitesi Çin Cerrahisi kazandım. Hala devam ediyor, uzmanlık yapıyorum. Peki hocam, siz şimdi 3 hafta gibi bir süre, yani yaklaşık 1 ay gibi bir sürede şeye gittiniz, ailenizin yanına Bayram'da gittiniz. Bayram'da oraya gittim. Aileniz Batı Şeria'da. Doğru. Galiba tatile işte onların yanına gittiniz ama Bayram'da katılmak şunu için. Şunu ben duydum, ne derece doğrudur bilmiyorum. Siz oraya giderken arkadaşlarınız ya hani orada çatışma var, gitme. Doğru. Hani bu seferlik gitmesen falan gibi telkinlerde bulunmuşlar galiba. Doğru. Ama siz de şey demişsiniz. Tabii ben size ilk kez açıklıyorum ama ben böyle bir şey duydum sizin hakkınızda. Hayır, benim halkım, hayır benim ailem. Doğru. Ne olursa olsun, çatışma da olsa ben gideceğim demişsiniz ve gitmişsiniz Batı Şeria'ya. Şimdi hocam, önce ailenizin durumundan başlayalım. Daha sonra işte bütün bu Filistin'deki dramı konuşalım isterseniz. Ailenizle görüştünüz. Şu an Batı Şeria'daki durum ne? Ailenizin durumu ne? Oradaki halkın durumu ne? Allah şükür, yani ailem durumu iyi. Sakin, yani etkileyeceğimiz bir şey yok biz oradan. Ama genel olarak orada insanlar durumu biraz zor. Batı Şeria Gazze'den durumu yani o kadar zor değil ki, ama Batı Şeria'da yine de zorluk var. Yerler kabalı, her şey pahalı sayılır. Güvenlik bir yer sayılmaz. Yahudiler yani istediklerini istediği zaman içeriye girip istediklerini yani yapar, istediklerini alır evlerinden. Batı Şeria'da kabalı bir yer sayılır. Her şey İsrail'den gelir. Yani süt, ilaç, elektrik. O yüzden insanlar ya temel ihtiyaçlar sahilden mi karşılanıyor? Doğru. Evet. Şey, pahalılık var dediniz galiba. Pahalılık var. Yani ben Türkiye'de yaşıyorum. Mesela Türkiye'de mesela burası da pahalılık, ama yine de Filistin o kadar bara ya da gelir, yani o kadar Türkiye değil ama pahalı, yine de pahalı. Evet. Türkiye gibi. Şimdi Batı Şeria'nın durumu Gazze'den daha kötü dediniz değil mi? Yani bu... Batı Şeria Gazze'den daha yok ya. Gazze daha kötü. Gazze daha kötü. Peki şimdi Batı Şeria'da yani bu saldırılar nedeniyle yerinden giden ya da yerini terk etmek zorunda kalan mobilize bir Filistinli kitle var mı? Yani veya evleri zarar görmüş vesaire. Yani hani biraz Batı Şeria'yı konuşalım ama daha sonra Filistin'i. Batı Şeria'da şöyle en büyük zarar, bazı Yahudiler gelip mesela dağlara gelip orada bir ev yerleştirip ondan sonra bu dağ komple Yahudiler olur. Yani insanlar evlerinden kovayarak evler alırlar. Yerler, boş yerler alırlar. Özellikle Kudüs'te. Kudüs'te mesela
Yani sürekli onlar evler tutmaya çalışıyorlar, insanlar dışarıya atmaya çalışıyorlar. Şimdi hocam bir dakika, o zaman şu önemli bir şey söylüyorsunuz. Şimdi Yahudiler Filistinlilerin ikamet ettiği kendilerine ait olan evleri dışarıya çıkartmak suretiyle o Filistinlileri el koyuyorlar belki tırnak içerisinde. Doğru. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Yani şimdi diyelim ki ben Filistinliyim, evimde ikamet ediyorum. Ya yani bunu Yahudi nasıl yapıyor? Yani işte bir İsrailli gelip oradaki satın mı alıyor, zorla mı çıkartıyor? Nasıl bir yöntem izliyor bu evleri? Yani şöyle birkaç yönetimler onlar uyguluyorlar. Mesela en basit yönetim ya da yani normalde en az uygulanan yönetim o satarak. Yani mesela gelip eski bir ev ama çok yüksek bir bağra vererek mesela 2 milyon dolar, 3 milyon dolar ama ev alıyorlar. Başka yönetimler... Bunu zorla mı alıyorlar peki? Yani mesela 2 milyon dolar verdi, bunu zorla mı alıyor yoksa... Yani bir ikna yöntemi mi buluyorlar ya da yöntemi buluyorlar. İnsanlar bara orada yani çalışmak yok zaten. İnsanlar da ihtiyacı var galiba. O ihtiyaç damarından giriyorlar. Ama evet. O az uygulanan bir yönetim. Yani o her zaman değil. Normalde yaptıklarını şöyle rahatsız ederek yani mesela benim evime gelip kardeşlerim alarak sonra aileler tehdit ederek kardeşleriniz hapisten çıkmayacaklar. Siz bu evi bırakmanız lazım. Tehdit ediyorlar. Tehdit yani. Ederek. Bazen onlar mesela birkaç tane ev senin çevrende tutuyorlar. Sana rahatsız etmeye başlıyorlar. Üstüne şeyler atmaya başlıyorlar. Özellikle Kudüs'te. Bu şeyler hepsi orada. Ya peki bunu yani Filistin halkı yoğunlukta değil mi Kudüs'te? Mesela bunu o zaman pervasızca yapıyorlar. Yani Filistinlerin olduğu bir yerde, Filistinlerin yaşadığı bir yerde... İsrailler gelip yani Filistinleri tehdit üzerine bir şeyler atma işte demin bahsettiniz. Yani bunu o zaman büyük bir cesaretle yapıyorlar. Yani çünkü onlar Filistinliler yapacakları bir şey yok yani. Yani az orada bir taş var, taş alıp sana atabilirsin yani. O yüzden onlar güçlü bir ülke, istediklerini yapıyorlar. Şimdi peki biraz isterseniz şeyden konuşalım. Yani bu intifada sürecinden konuşalım. Hı. 87'den itibaren bu süreci biraz Filistin tarihiyle ilgili süreci biraz bize bahseder misiniz? 87 ilk intifada başladı Batı Şeria ve Gazze'de. İnsanlar zulüm dayanamadılar. Eylem yapmaya çalıştılar, ayakta kalktılar. O zaman da sadece taş atarak başladılar. Bayağı şehitler oldu ilk intifada. İlk intifadadan sonra yani ilk intifada içinde de sayılır. Filistinliler yeni bir yönetim uygulamaya başladılar. İsrail içine girip kendilerini batlamak askeri bölgelerdi. Ondan sonra 1994 İsrail ve Amerika vasıtasıyla, Mısır'da vasıtasıyla anlaşma yaptılar. Oslo Anlaşması. Oslo Anlaşması Filistinliler, Lübnan'dan daha önce giden Filistinliler, mesela Yasir Arafat ve arkadaşları diyelim, Lübnan'dan, Suriye'den gelerek Batı Şeria ve Gazze'de tuttular. Evet. 1994. bu hal devam etti 2000 kadar. 2000 Eylül ayında İsrail lideri Sharon, Ariel Sharon, Mescid Aksa ayakkabıyla girerek ikinci intifadaya başladı. Onu bir daha alalım isterseniz izleyicilerimiz tam şey yapması açısından. Ariel Sharon. Ariel Sharon ikinci 2000'de. 2000'de Eylül. Ayakkabılarıyla Eylül'de Mescid Aksa'ya giriyor. Evet. Ve o onun bu hareketinden dolayı, çirkin hareketinden dolayı ikinci intifadaya başladı. İkinci intifada birinci intifadadan daha farklıydı. Yani Filistinliler silah kullanmaya başladılar. Tabii ki İsrail uçak kullanmaya başladılar. Tank şehirlere içine girdiler. Yasir Arafat bayağı yani büyük liderleri öldürdüler. Ondan sonra yani bu hal devam etti 2007'ye kadar. 2007 Gazze tarafından her şey başladı. Orada Hamas ve Fetih Filistinli grupları ayrıldılar. Çatışma oldu. Bu ayrılma galiba ikinci intifadadan sonraki. İkinci intifadadan sonra. İlk başta öyle bir yok. Şey yok. Hiç yoktu. Hiç bir tarih yoktu. Yani. Gazze tarafından başladı. Savaş yeni başladı. Hamas Gazze'yi tuttu.
İsrail Gazze vurmaya başladı. Hamburg'a da Gazze'yi kapatmaya başladı. Hala devam ediyor. Evet. Şimdiye kadar. Yani bu 3. intifada gayri resmi bir şekilde söylüyor. Yani başlamak ama üzere. Yani biz hatta 3. intifada diye söylüyoruz Türkiye'de. Doğru. Şimdi bu arazi meselesinden bahsettiniz. Şimdi acaba yani bu Yahudi İsrail'in bir resmi veya dillendirilmeyen resmi politikası mı? Şimdi giderek şey yapılıyor. Yani araziler zorla veya farklı yöntemlerle ama sonuçta Filistinli halkın istemediği bir yöntemle bu evlere el konuluyor. Şimdi acaba onların böyle bir politikası mı var? Yani oradaki halkı bir şekilde çıkartıp oralara yerleşmek ve oradaki coğrafik üstünlüğü de elde edip bir şekilde Filistinli ve Filistin davasını belki de içinden yok etmek gibi bir politika söyleyebilir miyiz? Evgileniyorlar. Doğru. Özellikle Kudüs'te. Çünkü onların Kudüs yani yıkmayı ya da Yahudileştirmeyi çalışıyorlar Kudüs. Arap, Müslüman, Hristiyan olanlar ikisini aynı uygulamalar var. Kudüs'ten çıkartmak dışarıya yani dışarıya doğru Ramallah, Nablus, Batı Şeria'ya. Kudüs'te sadece Yahudiler kalsın. Hı hı. Çünkü onlar istedikleri ileride yani başka bir istedikleri var. Mescid Aksa yıkıp yerini Heykel Süleyman yaparak böyle şeyler uyguluyorlar. Yani. Mescid Aksa yıkıp yerini Süleyman heykeli yapmaya çalışıyorlar. Evet. Niyet yani budur diyebiliriz. Peki şimdi biliyorsunuz Türkiye'de bir Mavi Marmara olayı. Yardım ve insani gemisi oraya doğru gitti ve akıbeti biliyorsunuz yani 19 tane şey falan. Bu tablo yani Türkiye'nin bu insanlık yolculuğunu Filistin halkı, Gazze halkı, Müslümanlar nasıl karşıladı? Yani sizin coğrafyada bu Mavi Marmara direnişine karşı bakış nasıl? 2008'de oldu herhalde, 2009'da hatırlıyorum diye. Gazze Hamburg'u altındaydı. İlaç yok, petrol yok, suit yok, hiçbir şey yok. Yani denizden kabalı, İsrail tarafından kabalı, Mısır tarafından kabalıydı. Orada Gazze insanlar çok zor bir durum yaşıyorlardı. Bazı şeyler olmaya başladı. Tabii ki bu konuda Türkiye'den zaten ilk başlayan böyle bir şey. Bir gemi göndererek o gemi üstüne ilaçlar var, her şey lazım olan şeyler vardı. İsrail izin vermedi. Filistin'dekiler Gazze'de yani ben hatırlıyorum sahil kenarında beklediler. O gemiyi gelmesini yani binlerce insanlar gelmesini beklediler. İsrail girmesini engelledi. 12 şehit oldu üstüne. Filistinliler çok üzüldü ama yine de yani böyle bir dinamik, böyle bir çok saygı gösterdiler. Evet. Özellikle Türkiye'ye. Peki buradan devam edelim o zaman. Filistin halkı yani Mavi Marmara'ya karşı bakışı, o ruhu nasıl hissettiklerini anladık. Peki Türkiye'nin dış politika açısından Orta Doğu'ya hatta özellikle Filistin'e karşı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir Filistinli olarak size göre Türkiye'nin bu politikasını nasıl buluyorsunuz? Hakikaten Filistinliler Türkiye'yi çok seviyorlar. Türkiye'yi özellikle yani hükümet olarak, insan olarak. Çünkü Türkiye her zaman Filistin yanında bir duruş var. Tüm intifadalarda, son olaylarda, yani şöyle söyleyebiliriz, bizim mesela Arap ülkelerde yardım ettiler bu savaşta. Yani Filistin ölmesine yardım ettiler, çalıştılar. Ama Türkiye'de farklı bir şey. Yani mesela ben oraya gittiğim zaman orada herkes söylüyor, selam söyleyin, selam söyleyin, Türkiye'ye selam söyleyin. Yani siz söyleyin, Filistin'e selam. Gittiğiniz zaman tabii. Sizin Türkiye'de olduğunuzu bildikleri için selam söyleyin Türkiye'ye diyorlar. Çünkü gerçekten bir saygı var Türkiye'ye. Evet. Yani Türkiye Arap bir ülke değil ama yine de duruş güzel bir duruş. Filistin açından, Suriye açından, Mısır açından. Yani hakla beraber gittiler. O zaman şöyle diyebiliriz. Yani Filistin halkı Türkiye halkını veya Türkiye'nin duruşunu hissediyor ve yanlarında olduklarını biliyorlar. Aynen, böyle bir tablo. Şimdi o zaman şöyle yapalım hocam. Bir kısa bir ara verelim isterseniz. Olur. Bu aradan sonra
Özellikle ben şunu merak ediyorum. Yani evet Türkiye'den bahsettiniz ama İslam dünyasının bu uykusunu konuşalım istiyorum. Yani tamam, Filistin halkı veya Filistinler cephesinden İslam halkının, işte İslam'ın, Müslümanların, İslam dünyasının, İslam coğrafyası, özellikle Arapların, işte İslam teşkilatı örgütünün bu katliamlara karşı bu uykuda olma hali sizin için ne ifade ediyor? Yani Filistinler bu konuya nasıl bakıyor? Bunu konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bir ara verelim, ondan sonra bunları konuşalım. Sevgili seyirciler, kısa bir ara sonra tekrar birlikteyiz. Genç Fikir'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Filistinli doktor, kendisi Ankara'da doktor. Geçen hafta Filistin'den, Batı Şeria'dan geldi. Onunla Filistin'i konuşuyoruz, İslam dünyasını konuşuyoruz. Ali Hantaş konuğumuz. İlk oturumda Filistin'deki durumu konuştuk, Gazze'deki, özellikle Batı Şeria'daki durumu konuştuk. Bu oturumda buna devam edeceğiz ama özelde belki de İslam dünyasının bu uykuda olma halini, bu duyarsızlığını konuşmak gerekiyor. Ve Filistin cephesinden, Filistinler açısından İslam dünyasındaki bu duyarsızlığın anlamını konuşmak gerekiyor. Hocam isterseniz hemen İslam dünyasıyla başlayalım. Şimdi çok ciddi manada bir dram var orada. Yani katliamlar oluyor, çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, yaşlılar ölüyor. İsrail hiçbir şey tanımıyor. Yani hiçbir güç, hiçbir dünya dengesini tanımıyor. Ve tek başına her şeyi meydan okuyor. Filistinleri katlediyor. Filistinlerin üzerine bomba yağdırıyor. İşte Türkiye'de insanlar üzerine veya coğrafya, bu dünya üzerindeki insanların üzerine sabah güneş ışığı doğarken Filistinli kardeşlerimizin üzerine maalesef bombalar yağıyor. Şimdi bütün bu dramı yaşarken İslam dünyasının suskun olması sizde ne gibi bir etki yaratıyor? Filistinli, bir Filistin olarak ne söylemek istersiniz? Tabii ki bizi çok etkileniyor bu suskunlanması. Çünkü normalde biz Müslümanız, bir millet olmamız lazım. Ama yine de bizim en yakın kardeşlerimiz, özellikle mesela Mısır, tam İsrail'le yani ortak olarak Gazze'ye savaşlıyorlar. Bu bizi çok etkileniyor. Suudi Arabistan, İsrail petrol Arap ülkelerden alıp bizi vermiyor. Yani bu konu zaten çok zor bir konu sayılır. Müslümanlar nasıl böyle bir hale geldi? Zaten Irak ayrıldı, Suriye ayrıldı, Filistin zaten ayrıldı, Gazze, Batı Şeria. Yani ama yani yapacak bir şey yok. Biz kendimizi durmaya çalışıyoruz. Ama yani hocam şimdi yapacak bir şey yok derken evet belki sizin açınızdan hani bir maalesef çaresizlik durumu söz konusu. Mesela Ahmet Yasin yani Hamas'ın lideri Filistin'de katledilirken İsrail bombaları tarafından bombalanıp hayatını kaybederken bir şiir, bir dua aslında, şiir demeyelim yanlış olur, dua etmişti. O duada mesela bir paragrafını okuyalım. Diyor ki hala kalpleriniz sızlamıyor mu? Başımıza gelen bu acı felaket karşısında bir halk yok mu? Bizleri katil teröristler olarak ilan edenlere karşı duracak. Bu ümmet utanmaz mı şerefi çiğnenirken? Şimdi böylesine harika bir dua, harika bir haykırışı var Ahmet Yasin'in. Ama görüyoruz ki aslında o günden bugüne değişen bir şey olmamış. Aslında değişen bir şey var, Müslümanlar daha duyarsız olmuş. Doğru. Yani burada evet bir şeyler, sizin yapacağınız bir şey yok ama yani sizin de aslında çok ciddi manada bir burukluğunuz, bir talebiniz ve bu sessizliğe karşı içsel, iç dünyanızda bir haykırış yok mu? Yani hani bunu belki dile getirmek gerekiyor ama bence bir şeyler söyler misiniz bu hususta? Filistinliler yani yüzler, yani 100 yıl yaklaşmak üzere şu anda savaş altındaydı. İşgal altındaydı. Müslümanlar bir yani bir duruş olmadı. Çünkü yani ne yazık Müslümanlar bir millet olarak çalışmadı. Bizim açımız, yani bizim istediğimiz Müslümanlar mesela Filistin işgal etmeyi bitmek yani. Kudüs yeni açmak. Eski oncu gibi, Salahaddin gibi. Bir millet olmak, yani tek bir millet olmak. Ama şu anda gördüğümüz durum, yani mesela ilk intifada olduğu zaman Irak'ta hiçbir şey yoktu, Suriye'de hiçbir şey yoktu. Ama yine de aynı şey devam ediyor.
Yani o sadece Filistin etkilemiyor. Tüm Arap ülkelerde şu anda yavaş yavaş gitmeye başlıyor. Ayrılarak zayıf olsun diye gitmeye başlıyor. Yani şimdi bu drama katliamlara karşı Katar ile Türkiye'nin çok ciddi manada doğru. Bir hani son ama, kalan onlar zaten. Ama maalesef yani öyle değil mi? Sizin doğru, açınızdan doğru. Da öyle. En son Arap ülkeleri işte Körfez ülkeleri maalesef rahatlık içerisinde. Ali Şeriat'ı şunu söylüyor. Diyor ki rahatlık ruhun batağıdır. Ben bu sözü çok kullanırım. Hakikaten öyle. Yani rahatlık maalesef İslam coğrafyasında Müslümanların batağa gitmesine vesile olmuş. Şimdi isterseniz biraz hastalarla ilgili konuşalım. Türkiye özellikle Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Filistin'deki yaralı kardeşlerimizle ilgili bir hava koridoru açma hususunda bayağı bir diplomatik girişimde bulundu. Hatta bazıları Atatürk Hastanesi'ne geldi, siz de biliyorsunuz. Şimdi fakat bundan ziyade orada şunu biliyoruz. Yani mesela İsrail, Batı Şeria'da işte Refah Hastanesi, Şifa Hastanesi gibi hastanelerde hastaların tedavisine yönelik girişimleri de engellemeye çalışıyor. Orada da çok ciddi manada bir sıkıntı var. Hastaların, yaralıların durumu şu an nedir? Bunu biraz konuşalım. Gazze'de şu anda bu konu çok sıkıntı bir konu gerçekten. Yaralan hastalar normalde hepsi travma, yani ayak ya da eller kopmak, yani büyük yaralanma. Hastalar hastaneye götürüyorlar ama hastanede çok sıkıntı bir malzeme, yani az malzeme var. Elektrik sürekli kesilerek. O yüzden hastalar dışarıya göndermeye çalıştılar, Filistinliler birkaç yere. Tabii ki sadece Türkiye şu anda almaya başladı. Ankara'ya götürerek, ilaç vererek, o da çok saygılı bir şey. Gazze'de durum çok zor, yani hastaneler açısından. Birkaç tane hastane zaten vuruldu. Bombalandı. Malzemeler az, doktor sayısı az, dışarıdan gelen doktorlar izin vermediler içeriye girmek, ameliyat yapmak için. Yani İsrail dışarıdan gelen doktorların engelledi. Filistin'de insani anlamda bir tedavi uygulamasına izin vermedi. İzin vermedi, engelledi. Hatta bazı hastalar dışarıya çıkması engelledi. Yani normalde Türkiye hasta aldığı zaman Mısır'dan alıyor. Bazı hastalar birkaç sebep nedeniyle dışarıya, yani Gazze'den çıkmak bile engelledi. Peki yani tamam hani doktor şey yapmıyor, getirmiyor. Peki yani oradaki hastaların yani kişinin tedaviye ihtiyacı var. Bu tedaviyi maalesef Filistin'de karşılayamıyor malzeme vesaire gibi eksikliğinden, doktor eksikliğinden. O hastanın tedaviye muhtaç yaralının dışarıya gönderilmesine de müsaade etmiyor. Yani bunu da gönderemez. Müsaade etmiyor. Şeyden, Türkiye'den başka herhangi bir ülkeye gidiyor mu? Sadece bir... Mısır'a giden birkaç hasta oldu. Ordu'na giden birkaç hasta oldu. Ama Ürdün'e giden hastalar, Batı Şeria'ya gelen hastalar İsrail tarafından geldi. Yani az sayılır. 15 kişi, 20 kişi sadece Gazze'den çıkabilen hastalar oldu. Peki hocam, siz bir doktorsunuz. Bir doktor gözüyle orada kaldınız. Şu an Filistin'in, yani Gazze'nin, Batı Şeria'nın tıbbi anlamda ihtiyaçları neler hocam? En azından ekranlarımız aracılığıyla bunu hani bir dillendirmiş olalım. Bence her şeye ihtiyacı var orada. Yani tıbbi açısından her şeye ihtiyacı var. Özellikle Gazze'de. Gazze'de biliyorsunuz yani orada savaş, yaralanma biraz zor sayılır. Yani mesela araba kazasından sonra gibi değil. Ya ayak kopmuş, ya el kopmuş, ya yani büyük yaralanma olur. Bu şeyler yani önemli uzmanlar ihtiyacı var. Ortopedi gibi ya da mesela bir tane ameliyat gördük orada, el bağlamak, yani damarları bağlanması, büyük uzmanlar ihtiyacı var. En önemlisi malzemeler, yani sonunda tıbbi malzemeler. En son bir şey okuduk, yani Şifa Hastanesi'nde elbiseleri sterile ederek yaralanma kapatmaya çalışıyorlar. Yani bazı vakalarda hastalar uyutmadan, yani genel anestezi altında ameliyat lazım olan hastalar hiç uyutmadan ameliyat edildi. Sevgili seyirciler, duyuyorsunuz. Belki ben de bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Sevgili doktorumuz şunu söylüyor. Diyor ki Gazze'de öyle şeyler yaşıyoruz ki biz, bunlardan bir tanesi en somutu, hastalar
normalde genel anesteziyle uyutularak ameliyat edilmesi gerekiyor. Fakat bu bile olmadığı için uyutulmadan ameliyat ediliyor. Bu gerçekten büyük bir dram. Bir başka şey de söylüyor hocamız ki gerçekten insanın tüyleri ürperiyor. O da şu, elbiseler, kıyafetler sterilize edilmeye çalışılıyor. Onunla kopan bacaklar vesaire, onunla işte bağlanmaya veya onunla bir tampon vazifesi görmeye çalışılıyor. Hakikaten tüyleri ürpertiyor bu tablo. Bir şey ben gördüm orada abi, hastanede normalde tek serum, yani şöyle hastanede belki gittiniz mesela, yatan hastalar bazen serum göndermek gerekiyor damardan, IV'den. Orada Gazze'de serum şişesi, serum şişesinden 3 tane hortum çıkartarak 3 tane hastaya vererek aynı anda. Yani normalde o şişeyi tek hasta vermek lazım ama az olduğu için birkaç tane hortum çıkartarak birkaç tane hastaya vererek. Diğer hastalara dağıtıyorlar işte. Yani gerçekten orada eski malzemeler var ama inşallah yakın bir zamanda halledilir. Yaşamak, direnmek değil mi hocam? Doğru, tabii ki. Yani sunumda iyi bir şey bulmak için biraz yorulmak lazım, dayanmak lazım. Peki hocam, yani şöyle bir tablo da var o zaman. Yani tamam, hani yaralılarımız oluyor, hastalarımız oluyor. Fakat aslında biz bu hastalarımızı, yaralılarımızı tedavi etme imkanı varken ama maalesef bu imkanlar olmadığı için de çok can kaybı oluyor değil mi? Doğru, doğru. Doğru. Hatta hastaneye ulaşmadığı için. Çünkü bir bölgede bomba atıldığı zaman oraya ambulans ya da arabaya yaralanma götürmek için yani gidemiyor oraya. O yüzden yani bazen kan kaybından dolayı aynı yere insanlar oluyor. Ya da evler altında kalıyor 10 gün, 15 gün. Böyle bir yani şu anda 32 gün 1980 şehit oldu hala. Sadece 31 gün. Çocuk birçoğu. Çocuk, kadın, her şey. Çoğunlukla zaten çocuk ve kadınlar. Çoğunlukla. Gazze'de bu savaştan önce zaten yavaş yavaş oluyordu. Yani ben buraya Türkiye'ye geldiğim zaman bir şeyler duydum. Bilmiyorum onlara yer söyleyebilirim. Tabii buyurun söyleyin. Söyle mesela, siz Gazze'de niye böyle yapıyorsunuz? Tünel açıyorsunuz. Ondan sonra İsrail gelip bir bahane bulup insanlar öldürüyor. O zaman siz yani şöyle, ya da orada hükümet Hamas katil oluyor. Yani bence bu şeyler zaten ben birkaç kişiden duydum ama bu yanlış bir şey sayılır. Çünkü Gazze'de 10 yıl ambargo altındaydı. Gazze'de hiçbir ilaç, hiçbir şey girmiyor. Hiçbir benzin yok, şeker yok, süt yok. Orada hükümet mecburen ya da insanlar mecburen tünel açmaya başladı. Çünkü yani açlıktan ölmek üzereydi. Yani şu anda diyorlar o savaş oldu, 2000 kişi öldü. Zaten şu savaş olmasaydı insanlar orada yavaş yavaş olurdu. Ölecekti. Yani. Öğrenciler dışarıya gidemiyorlardı. Hacca gidemiyorlardı. İnsanlar ibadet için gidemiyorlardı. Birkaç burada arkadaşlarımız Gazze'den bir defa geldi, bir daha gitmediler. Bazıları gitti. Şu anda geri gelemiyorlar. O yüzden yani Gazze'de durum zaten yıllarca böyle. Yani hocam aslında bir nevi siz bir eleştiri cevap verdiniz. Diyorsunuz ki eleştiriyorlar. Diyorlar ki Hamas işte şu tüneller gibi şeyler yapmasaydı işte buna böyle benzer bir savaş olmazdı. Ha, böyle bir savaş olmazdı. Gazze'liler de ölmezdi şeklinde eleştiriler var. Ama diyorsunuz ki bu yavaş yavaş olur. Tamamıyla yanlış, haksız bir eleştiri. Çünkü zaten Filistin ambargo içerisindeydi. 10 yıldır perişan haldeydi. Doğru. Malzemeler, gıda, süt bile hiç bulamazken şey Filistinler ne yapsınlar diyorsunuz? Mecburen o tünellerden hayatta kalmak için bir takım gıda malzemeleri almak zorundalardı. Dolayısıyla bu eleştirilerin hepsi haksız diyorsunuz. Doğru. Evet. Şimdi hocam biraz da şey konuşalım. Bu tünellerden Filistinler bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor. Bu insani yardımlar ve Filistinler hani ne yapıyor? Nasıl hayatta kalmaya çalışıyorlar? Yardımlar nerelerden geliyor? Geliyorsa ki bunun hani gelmediğini vesaire biliyoruz. Bu gıda üzerinden ve hani tıbbi malzemeler üzerinden bu gelmiyor ama Filistinler şu anda nasıl hayatta kalmaya çalışıyorlar? Şu anda Batı Şeria'da konuşsaydık, yani konuşsak Batı Şeria'da orada insanlar gelen barı az sayılır, hayat çok pahalı sayılır. Çünkü her şey İsrail'den geliyor.
Yani tüm sinirlerimiz İsrail'den geçerek, tüm şeyler, mesela arabalar, malzemeler hepsi İsrail'den geliyor. O yüzden orası bağlı. Ama insanlar durmaya çalışıyorlar ayaklarda. Gazze'de durum biraz farklı. Gazze'de hiçbir şey girmiyor. İsmet, söylediğimiz şeyler, malzemeler girmiyor. Bir Mısır, yani Gazze ve Mısır arasında bir yer var, adı Rafah. Orası insanlar tünel açmaya başladılar Gazze'den Mısır'a doğru. İhtiyaçlarını, mesela gerekli olan ihtiyaçları, mesela su, söylediğimiz gibi ilaçlar getiriyorlar, Gazze içinde satılıyor. Ama yine de bu şeyler hem İsrail tarafından engellenmeye çalışıyor, hem Mısır tarafından engellenmeye çalışıyor. Mısır da engelliyor değil mi? Mısır da engelliyor. Yeni buna nasıl bakıyorsunuz? Bir buna çok üzülüyoruz. Buna çok yani üzülüyoruz. Yani bir İslam yani. Ülkesi, bir İslam ülkesi, kardeş ülkesi. Evet, bir kardeş ülke, bir İslam ülkesi size gelen yardımları engelliyor. Buna çok üzülüyoruz. İnsanlar, yani Mısırlı insanlar böyle değiller. Mısırlı insanlar bizim gibi hissediyorlar, üzülüyorlar ama yani sorun olan oradaki hükümet, yani oradaki yönetim, sisi yönetimi. Çünkü yerini duymak için ya da tutmak için sen mecburen Amerika ve İsrail söylediklerini yapmak zorundasın. Şeyin Mursi dönemi, Mursi dönemi çok iyiydi. Mursi dönemi en az açıldı, en az Rafah yolu hiç kapanmadı o dönemde. Yani tüneller engellenmeyi olmadı. O zaman da bir savaş oldu, en az bir duruş aldı, bir şeyler söyledi. Ama şu anda gibi hiç değil. Yani şu anda tam farklı. Peki o zaman şu noktaya gelmek yanlış mı sizce? Yani Mursi döneminde Refah sınır kapısındaki tüneller, oradaki geçişler insani yardım noktasında daha iyi bir noktaya geldi. Doğru. Belki de Filistinler biraz daha oksijen aldı, nefes aldı. Doğru, doğru. Sizce o zaman yani darbe, Mursi'ye yapılan darbe, onun akabinde Sisi'ye gelmesi ve Filistin'e giden insani koridorların kapanması, İsrail güvenliği de alakalı bir şey değil miydi o zaman bu darbe? Doğru, doğru. Yani, doğru. Hani nasıl bakıyorsunuz buna? Şöyle bir şey var şimdi, Hamas bir arada çok güçlü oldu Gazze'de, silah getirdi, şeyler yapmaya başladı, küçük uçakları yapmaya başladı. Mursi gittikten sonra Sisi geldi. Sisi tam tüneller kapattı. Hatta içine su koydular. Yani açılmasın diye. Bir arada Sisi döneminde oldu. Sisi döneminde yani ben bir rapor okudum. Şöyle bir araştırma gibi yani yapmışlar. Sisi geldikten sonra Hamas şöyle düşündüler. Hamas artık zayıf oldu. 5 ay hiçbir tünel yoktu. Zaten Rafah yolu kapalıydı. İsrail tarafından kapalıydı. O zaman Hamas çok kötü oldu. Gazze'de insanlar artık Hamas dayanmayacaklar. Böyle bilerek Gazze'yi vurmaya başladılar. Belki 3 gün, 4 gün Hamas biterdi. Ama tam ters çıktı. İnsanlar Hamas'la durdular. Çok güçlü bir insanlar vardı. Evet. Hocam tabii yani hakikaten sizinle konuşmak bu Filistin'i daha iyi anlama açısından önemli. Ya çok acı şeylerden bahsettiniz. İşte hastaların durumundan bahsettiniz. Hakikaten insan insanlığından utanıyor. Çünkü bütün bunlar bizim gözümüzün önünde oluyor. Ben de mesela çok takip ettim yani orada yaşanan dramları, gelen fotoğrafları. Türkiye'de gerçekten bu konuda çok hassasız yani. Bu konuda bir vicdani duruş var ama maalesef bu da çok etki etmiyor. Programımızın sonuna doğru geliyoruz ama ben programı kapatmadan önce bir Filistinli kardeşimiz olarak, bir Filistinli olarak, bir Müslüman olarak bir dram var şu anda. Anneniz babanız da orada, aileniz de orada. Ne söylemek istersiniz? Yani böyle bir hitap ederseniz yani kamuoyuna, belki dünyaya, insanlığa, vicdana hitap ederseniz eğer ki ne söylemek istersiniz? Sizden son olarak böyle birkaç cümle alalım. Ondan sonra da programımızı kapatalım. Yani ben de içinizden ne geliyorsa söylemekte özgürsünüz ve hak ediyorsunuz bence. İlk önce sizi teşekkür etmek istiyorum. Hem sizi hem arkadaşlara böyle bir şey ilgilendiğiniz için Filistin ve durumları.
Türkiye'ye teşekkür ediyoruz, hükümete teşekkür ediyoruz, insanlara teşekkür ediyoruz bizimle yani durması için. Şu anda yapabileceğimiz şey sadece dua etmek. İnşallah Müslümanlar bir anda yeni birleşerek bizim İslam, bizim dinimiz, bizim Kur'an geri dönüş yaparak inşallah güçlü oluruz ve bu işgal, bu zulüm biter inşallah. 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 Duamız da sizinle, i̇nşallah. Yüreğimiz de sizinle, kalbimiz de sizinle. Umarız bir an önce bu katliam, bu dram biter, Filistin özgür olur. Biz özgür Filistin'in yanındayız. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Programımıza katıldınız. Çok teşekkür ederiz ben size. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Genç Fikir'in sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Filistinli doktor Ali Hantaş'tı. Gelecek hafta farklı bir konuda, farklı bir konukla tekrar birlikte olacağız. İyi akşamlar.